hırslı değilim de istekliyim. Farklı yani mı? İstediğim şey hırs sağındakini solundakini itmek de barındırıyor ya. Bende öyle bir şey yok. Yok. Ama, ya ben kimsenin ahını almak istemem. 13 yaşında bir kağıda bir gün beni herkes tanıyacak yazıp annene vermişsin. Evet. O da sakladı bir iki sene önce suratıma vurdu onu. Suratına mı vurdu? Yok canım, yok. Yani gösterdi bak. Peki bu annenin babanın senin hayatını bu kadar belgesel haline getirmiş olup hayatını kurtarmış ama olmaları. Ama şekerim ben 7 yaşından beri başka bir şey yapmıyorum. Yani ben hocalardan da izin alıyordum. Öğretmenim bir şey yapabilir miyim? Bir şey yapabilir miyim diye başladı. Bir şey yapabilir, bir şey yapabilir miyim diye. Sen niye şovun adını bu koymadın? Evet ya, valla güzel isim. Bir şey yapabilir miyim? Bunu da hemen telif alındı şu an itibariyle Tolga'nın. Yani böyle başladığı için onlar da galiba ne desek bu yolda gidecek deyip herhalde ufak ufak saklamaya başlamışlar. Oradan çıkmış o iş. Ama o hırstan kaynaklanmıyor. Ne bu? Yani sevilmek garip bir... İmmün sistem bozan bir şey sevilmek. Evet. Sevildikçe senin bağışıklığın bozuluyor ve sevgisiz artık yapamıyorsun. Dolayısıyla o biraz oradan kaynaklanan bir şey bence galiba. Ama ben şeyi de görüyorum yani sende okuduğum kadarıyla hikayende. Mesela futbolla hiç ilgin yok. Oğlum futbol seviyor diye oturuyorsun, futbol çalışıyorsun, evet. Takımları çalışıyorsun. Mesela ben bunu yapmam yani. Çocuklarıma ama çok düşkünüm. İşte onun hatası, orada ne hata var biliyor musun? Yapmamak gerekiyor aslında. Ben bunu ağır yoldan öğrendim çünkü... Benim oğlan Barcelona Ekol'de oynuyordu. Tamam. Kaç yaşında bilmiyorum. 9 mu 10 yaşında mı ne? Çok güzel futbol oynuyor. Ben de dedim ki sıkılmasın diye ben de öğreneyim dedim. Çünkü ben sol ayağımın dışına yani sol ayağıma gelmezse topa vuramam. Tamam. Yer değiştirip tekrar solla vur. O kadar gabiyim. Dedim ben de biraz öğreneyim de beraber oynayalım. Ben öğrenince o da futboldan sıkıldı. Çünkü insanın özünde şu var. Yaptığı şeyde tek olmak ister insan. Hmm. Ben bunu geç anladım. Yani bırak çocuk oynasın işte. Kötü niyetle yapmadım ama adamı futboldan soğuttum galiba. Yok ya. Bilemiyorum yani onu ara ara düşünürüm mesela. Sordun mu oğluna bunu? Yok sormam. Çünkü o kibar cevap verir. Ha. Öyleyse de cevabını tam vermeyeceğini biliyorum. O öyle naiftir yani. Tabii vermez. Kırmak istemez. Ah kalbim. Kızım da öyle. Onlar atarlar yani. Sonra söyle. Şimdi bu moruğu kızdırmayalım derler. Peki bir şey soracağım. Saklamak sende de var mı biraz? Ne anlamda? Fikrini, duygunu. Fikrimi saklarım. Yani şöyle saklarım. Fikir derken bir şey oluşma aşamasındayken oluşana kadar paylaşmam. Mahcup olma duygusu çok beni korkutan bir duygu. Yani ya olmazsa hayal ettiğim ya bilmem ne olursa diye. O yüzden onu tam bir sağlam kazığa bağlayana kadar paylaşmam. Yani Özge'ye de anlatmam mesela gıcık olur bana. O anlar artık anlıyor yani yıllardır. Tamam bulaşmayın babana diyor. O kafasında bir şey, bin şey var şimdi diyor. Hani boş bakıyorum. Abuk sabuk işler yapıyorum falan böyle. Ha, yani oraya gizemli. Bir evet oraya kapanıyorum. O fikre kapanıyorum. Var öyle şeyler var. Ama bir tek lüksümüz de bu var zaten hayatta. Bu kadar şey gibi geliyor. Çok sakınaklı, korunaklı. Sakınak ne güzel laf ya. Sanki böyle. Sakınaklı. Böyle bir şey mi var hayatın içinde? Ya, sakınmak, korumak, kollamak. Sakınaklı, yani evet, ben de sevdiğin şeyleri korumakla ilgili olması çok normal geliyor bana. Yani ailemle ilgili bir şey olduğu zaman da çok fazla şeyi anlatmam. Fikrimi de çok seviyorsam kimseye anlatmam. Fikrimi çok seviyorsam fikrimi kimseye seviyorsam anlatmam. Çünkü anlatarak ondan uzaklaştırılabilirim korkusu baskın çıkıyor. Yani mantıklı da olsa ben bu konuda eşime çok danışırım yani. Ne diyorsun bu konuda derim. Öyle acayip ters bir yerden girer ki ya hiç öyle düşünmediğimi anlarım yani. Ve çok kabardıysam o fikre erkenden uzaklaştırılmamak için bir dönem saklarım. Yani karşıdan gelecek şey beni caydıracak diye değil. Ya karşıdaki doğruysa diye bir şey var. Anladım. Var yani o gerçek. Peki turneler devam ediyor. Ediyor. O hiç bitmiyor zaten. Bitmiyor yani. Değil bitmiyor. Mi? Çok yoğun. Ya ne güzel. Ayda bir iki mi yoksa böyle yok, yok. Gidiyorsun? Yok canım şimdi ayda bir iki değil. Ya. Şimdi İstanbul'da oynuyorum. Hemen şimdi bu hafta gideceğim iki tane ya da üç tane bir yerde oynayacağım. Bir yerlerde oynayacağım. Hı hı. Sonra gelip burada oynayacağım. Sonra gideceğim bir hafta 10 gün yokum. Türkiye'de gene. Oo bayağı. Sonra geleceğim burada oynayacağım falan öyle yani. Peki talk show çılgın sezon dijital platformda. O dijital platformu. Bu yeni çekiyorsun. Bu yeni sezon. Tabii tabii ilk defa bunlar. İlk defa. Çekimleri başladı mı? Tabii tabii. Bitti mi? Yok hatta. Bitmez ki o. Yani... Kaç bölüm anlaştınız?
Ay onu hiç bilmiyorum ama gene 20 falan galiba. Ha, ya. Ben... 20 yeni bölüm geliyor yani. Tabii tabii. Yaşasın da. Tabii 20. Dişten... Bir tanesi girdi zaten, öbürü de bu hafta, ikincisi de bu hafta giriyor. Her hafta bir bölüm girecek. Galiba öyle yapıyorlar. Ben sistemi çok bilmiyorum yani. Ne yapıyorsun? Sen kendine tamamen teslim mi ediyorsun meseleye? Çalıştığın insanlar, güvendiğin insanlar. Yok, bizim Fıratlar zaten. Ben yapımcılığını onlara verdim bu işin. Ben o işlere çok girmeyi sevmiyorum. Yani bu işlerin... Matematiksel, maddi, yazma, çizme kısımlarına girdiğin zaman sahnede yaptığın şeyden uzaklaşıyorsun. Anladım. Ben o tarafında değilim. Ben tüccar olamıyorum. Olmamam gerekiyor. Evet. Hiçbir sahne adamının da tüccar olmaması gerekir. Evet. Matematiğinin güzel olması gerekir. Hem sahne üstünde yamulmamak için hem de sahne arkasında çarpılmamak için. Ama matematiği sahneye taşımamak lazım. Evet. O yapımcılığı siz yapın, ışığı siz yapın. Yönetmeni birisi olsun. Yani ben yöneteyim, ben yazayım, damdan da ben atlayayım, suyu da ben açayım yaptığın zaman çok randımanlı olabileceğine inan. Ben beceremem. Yani kimseye yanlış bir şey söylüyor olmayayım. Bu iş çok da güzel kotaranlar da var. Ben yapamam. İyi ki varsın. Aman estağfurullah. Teşekkür ederim geldiğin için. Ya ben teşekkür ederim. Gerçekten bize bir o kadar süre geçti mi? Geçti. Vallahi mi? Evet diyorum işte bir saat olsaydı dediğimiz program bu program. Tamam bir tane daha yaparız sonra. Evet yapalım bir sen daha. Sen de bize gel bir gün. Gelirim. Işte.